Ovacı'nın son 15 yıl, hatta son 20 yıldır elzem olan birkaç sorunu var. Bunlardan biri Munzur'a karışan katı atıklardı. Bunlardan biri imar planlarımızdı. Bunlardan biri kanalizasyon ve altyapı çalışmalarımızdı. Bir diğeri ise içme su sorunlarımızdı. Bizler 2009-14'te altyapı ve kanalizasyon sorunlarını çözmüştük. Ama bir 5 yıl ara verdik. Geldik şimdi atık su arıtma tesisini bitirdik. İmarla ilgili ise her dönem imar yapılıyor ama biz maalesef hep iptaliyle uğraşıyoruz. Çünkü bize geldiğinde hukuktadır. Biz kendimiz birkaç bölgede imar yaptık ama onları çok kısa sürede yapıp bitiriyoruz. Çünkü usule uygun yapılınca bu işler çözülüyor. Şu anda ilçenin tamamının en önemli sorunlarından bir tamamının bir revize imar planı, bir de depreme karşı önlem alınabilecek koruma imar planına ihtiyacı var. Bu da özellikle Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Başkanı ile yapılacak ortaklıklarla bu ölçekteki küçük belediyelerde çözülebilir. Projesi yapılıp şu an bitirilmiş olan bir içme suyumuz var. İşte 2020 yılında projesini bitirdik. Bir ihale aşamasında bu proje SUKAP kapsamında değerlendirilen su ve kanalizasyon hizmeti verilen 10 binin altındaki belediyeler için yapılan bir şey. Bu projeler yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın direkt ona imzalaması lazım bütçesini ve ihaleye çıkması lazım. Maalesef ülkenin ekonomik krizinden kaynaklı bu projeler yasa dışı olarak imzalanmıyor. Sadece bu aslında muhalefet belediyeleri değil, kendi belediyelerinkini de imzalamıyorlar. Örneğin biliyorum Çemişgezek'in bir projesi var ve Mazgirt'in bir altyapı projesi var. Bu ikisini de aynı kapsamda değerlendiriyorlar ve henüz imzalamıyorlar. Ama bunun acilen çözülmesi lazım. Bizlerin yakın ve uzak tespit ettiğimiz 3-4 kaynağımız var. Biz makul bir seviyede olan Mercan bölgesi Harami Deresi'nden bu içme suyunu projesini yaptık. Akyay Köyü'nün üzerinden dolanıp havuzunun altından Ovacık'ta eski yatılı okulun üstünde bir yerde büyük bir depo yapılacak. Ve içme suyu civar köylere de vermeyi planlıyoruz. Coğrafyamız deprem bölgesi. Depremle birlikte heyelan bölgesi. Yine yoğun kar ve selle birlikte afet bölgesi. Bütün bu bölgelere, bu etmenleri düşünürsek, burada aslında bir afetle mücadele, acil mücadele, acil eylem planı gibi çalışmaların yapılması lazım. Ama bu meseleler aslında belediyelerin meseleleri değil. Bu meseleler topyekün bir devlet politikası haline gelmeli. Bizler belediye olarak şunu yapabiliriz. Önümüzdeki süreçte olası bir depreme karşı yıkılmayacak, denetimi yapılmış, doğru kat, doğru yerleşim yeri ve doğru bir ruhsatla bunların etkilerini azaltabiliriz. Bir diğer durum, komple bir dediğim gibi koruma imar planı yapıp, ki bunu ilgili arkadaşlardan alacağımız destekle yapıp, burada artık ne tür bir yapılarının yapılacağını, nasıl yapılacağını baştan belirlememiz lazım ve bir belediyenin de kurumsal politikası haline getirmek istiyoruz. Munzur'u korumak. Bu bizim en büyük hayalimiz. Bu dönem bitirdiğimiz o atık su arıtma tesisiyle biz sadece bir etabında müdahale etmiş olduk bu işe. Çünkü neden artık elzem? Buraya insan akını çok fazla var ve doğa tahribatı çok üst düzeyde. Maalesef bunu dengelemek artık bizim elimizde değil. İnsanları durdurmak mümkün değil bir belediye üzerinden. Öyleyse ne yapmak lazım? Biraz önce özellikle söylediğim bir koruma imar planıyla Munzur'u da tabii içine alan bir koruma imar planıyla nerede ne yapılabileceğini planlamak. İkincisi, benim en büyük hayallerimden biri Munzur'un kaynağından başlayıp Dersim'e kadar olan komşu yerleşim yerlerinin atıklarının da bir şekilde deplase edilmesi. Bunun için ne lazım? Munzur gözelerinden buraya bir kolektör lazım. Onu getirip buradaki arıtma tesisine bağlamak lazım. Tabii ki bu valiliğin uhdesinde olan bir iştir. Ama bizler de bu baskıyı oluşturursak, bir dediğim gibi bir hat getirip hazır o köylerin her birine arıtma yapmaya hiç gerek yok. Mevcut arıtmamızı kullanarak orada yapılacak arıtmaya yapılacak maliyetle de o kanalları yaparak buraya getirmek. Bunun için önemli olan şeylerden biri de şu ki maalesef Munzur'a dokunmamız lazım. Bir dere ıslahı yapmamız lazım ve bir o kanal o hatları geçirebileceğimiz bir mini sahil yolu yapmamız lazım. Özellikle Munzur'un kenarında yeniden inşa edilen turistik mekanların atıklarından Munzur'u korumak için bizim işimiz bu. Yani sürekli Munzur'a gidecek atığı nasıl önleriz? Doğaya gelecek atı. Bu bir. Bu en önemli ve en zor iş. Ama bu bir devlet politikası haline getirilmeli ve bütün muhtarından il genel meclisine
belediye başkanından kaymakamına, il sekreterinden valisine kadar hepimizin ortaklaşa yapabileceği bir şey ama yapılamayacak bir şey değil. Herkesin bir parça dokunarak yapıp bir kere Munzur'a katılma riski olan bu atıklardan onu arındırmak. İkinci bir durum yine hazine arazileri başta olmak üzere. Belirli bölgelerde doğru kamp alanları yaratmak. Yani insanları bu sudan uzaklaştıramıyorsak, insanları piknik yapmaktan uzaklaştıramıyorsak, zaten uzaklaştırmamız da gerekmiyor da, böyle bir zorunluluk varsa bunu en uygun haliyle nasıl yapacağımızı planlayacağız. Nasıl yapacağız? Çok basit. Ovacık Belediyesi için bu o kadar kolay bir iş ki, sadece Milli Emlak sana 5 tane 6 tane yer belirleyecek, bu yerlerde bu çalışmayı yapabilirsin diyecek ve biz gerisini yapabileceğiz. Biz oradan kısmı küçük çaplı desteklerle de oranın bakım onarımını sağlayabileceğiz. Ve böylece her ağacın altında bir mangal yanmayacak. Her köşe başında bir ateş yanmayacak. Her daim Munzur'a olur olmaz yerden bir atık gitmeyecek. Ana dili koruma, bir ana dili yayma, onun üzerine geleceğe dair bir plan yapıldı mı? Hayır, yapılmadı. Evet, bu noktada kesinlikle sınıfta kaldık. Bir kreş oluşturuyoruz. Profesyonel bir çalışma içine girip bir de bir sanat evi oluşturacağız çocuklarımız için. Oluşturacağız derken yaklaşık 10 milyonluk bir yatırım, %70'i bitmiş şu anda. Bu döneme yetiştiremedik. Çünkü pandemi, deprem derken krizlerden çıkamadık. Bunun da sadece %10 bütçesini bu arada belediyeden karşıladık. Kalan %50-60'lık bütçeyi dış kaynaklarla, dış destek kaynaklarla finanse ederek bu aşamaya getirdik. Onu bitireceğiz.